Bengisu gelin salonunu krem ve füme tonlarında dekore etmeyi tercih etmiş. Kristal taşlı avize her ne kadar son zamanların trend modellerinden olsa da maalesef bu salon için hiç uygun değil. Ama beyaz tüller ve füme fon perdenin uyumu yerinde. Üstelik metal ve taş detaylı perde tokası mobilyaların ayaklarıyla şık bir kombin oluşturuyor. Füme rengi kadife kanepe ile krem tonlarındaki oturma grubu da çok uyumlu. Üstelik iyi ışık aldığı için koyu renk mobilyalar salonu hiç de kasvetli göstermiyor. Toprak tonlarında desenleri olan halı her ne kadar krem rengi oturma grubuna hitap etse de füme kanepe ile hiç mi hiç alakası yok. Son olarak Bengüsü Gelin'in salonu küçük olduğu için yemek bölümünde sadece gri tonlarında bir masaya ve sandalyelere yer verdiğini belirtip sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Salonumuzu nasıl bulduk? Evet Burcucuğum. Ben içeri girer girmez çok eskiden banyomuz vardı böyle bizim. O banyoda şöyle aynı şurada gördüğümüz küvet perdesi gibi, küvet perdesi gibi sanki böyle naylon varmış gibi perde. Tül değil mi o? Tül o. Evet. Tül arkasında da herhalde normal store şey storu var. Yani o, şöyle açısı çok farklı yapayım. Durmuş ya. Evet farklı. Onun duvar kısmında nasıl diyeyim perdeyi taktığı korniş kornişler yok. Var ya. Evet. Orada evet. Kötü durduğu için perdecim bunu önerdi bana. O yüzden bu şekilde olmak zorunda oldu. Rustik diyorlar buna. Aynen rustik. Ama keşke daha böyle farklı bir şey önerseydi. Grimsiz çok istedim. O da grim istedim. Fiyatı bana çok fazla geldi. Ha, doğru. O yüzden yaptım. Ne kadardı gri olanı? Gri olanın metresi 400 lira mıydı neydi aslanım? Hı hı. Fazla peki bu yaptım. Ne kadardı? Yani bunu bana hediye olarak yaptı. Hı. Yani griden istedim. Onu hediye baldan için... tatlıdır misali. Ne olursa. Evet. Gayet ekonomik olmuş yani. Peki bu perdelere, fonlara, tüllere ne kadar ödedin de ona hediye yaptı? Dur şimdi onu çıkaracağım. 2000 lira ödedik aslanım. Uygun mu sizce? 2000 lira. Ne zaman? 4 yıl önce mi? Hayır. Kaç yıl yani bu sene için 3 ay bence 3 aylık evli. 3 ay için normal. 3 aylık evli. Evet. Evet. Şu an için uygun çünkü böyle bir devirde yani evet. Perdelerin bir perdenin bile fiyatı bir mobilyanın vallahi. Fiyatı kadar oldu artık yani. Yani şöyle söyleyeyim. Dün de konuşmuştuk pazarlık sünnettir demiştik. Evet. Bizde de birazcık o var. Kayınvalidem Bulgaristan göçmeni macun olduğu için o öyle... Yaptın pazarlık. Aşırı bir derecede yaptı. Bu yapmış hali. Aynen. Yani yapmasaydı bizim fiyatlar biraz uçuk olabilirdi. Ne diyorsun ya? Aynen. Bunları yaptırdıktan sonra mı ona hediye verdi? Evet. Adam düşünceliymiş gene perdeci. Evet. Düşünceli peki perdeci. Koltuklar, halının uyumu, hanımlar? Aslı Hanım bir şey dikkatimi çekti. Ne? Yani üzerindeki altınlar fazla gelip... Bu bileziğini buraya mı taktın? Evet canım oraya taktım da. Ah canım bunu istersen koluna tak ya. Tekrar. Perdemi bozmazsan sevinirim. Perde yok yani ki. Fonumu bozmazsan sevinirim. Yok ki şu an perde. Yani kalan o kumaşı... O şeye ne peki? Kalan kumaşı hediye verdiler galiba. Topun sonu falan mıydı böyle şu yani kadar... Dün benimki bu kadardı. Daha güzeldi emin ol bak şimdi. Canım dün de değiliz şu an buradayız. Bugün Bengüsü'nün evindeyiz. Başlamadan gelme. Gerilecek çünkü... bir şey yok. Gerilebilirsin de benim için problem yok. Farkındaysan mobilyalarla uydurmaya çalışıyorum. Tamam ama şekilde... darlığından bahsediyoruz şu an. Uydurma kumaşının renginde değilim ben olay. Buraya ne kadar geniş olabilirdim? Peki ben ne kadar geniş alabilirdim o kadar cama? Ama senin camların büyük. Büyük mü? Benim buradaki camım küçük. Ya. Bu camım yanlış büyük. Evet buradakine haklısın. Onların dar dedim. Kumaşın çirkin demedim. Kumaşın güzel beğendim. Alt detayları üstü falan güzel. Kumaşının sadece çok fazla dar. Sanki böyle topun sonunu kullanıp sana hediye etmişler gibi duruyor. Hayır. Aslında bu 7 sıra olacaktı. Yoksa ben 7 sırasını güzel. İstemedim. Normalde burada urgan vardı. Böyle her yerde urgan geçiyor vardı. Ya. Canım ben ne çok seviyorsun. Köstekimle bunu gösterdim zaten köstek başta. Köstek mi urgan mı? Köstek bu canım. Tamam oradakini istersen maşallah. Oraya tak. Daha şatafatlı durur. İşte Allah yaptım ama sonradan beğenmediğim için. Urgan istemiyorum hiç. Tekrardan. Hemen böyle urgan falan takamam bu arada. Yani o senin tercihin bu benim evet, tercihim. Ben seviyorum gösterişi seviyorum. Perdeden nasıl geçtik yani ben inanamıyorum. Biz girişte gerçekten. Urganla şimdi başladık. Şimdi sen fonları dar mı buldun? Evet çok fazla daha mı dar. Geniş olmalıydı? Evet daha geniş olsa dar pencereleri küçük olabilirdi. Duruyor. O pencerelerim küçük olduğu için biraz daha dar yani tercih ettim küçük, diyor. Çok küçük çok dar duruyor fazla dar geldi bana. Peki tüllerinin düz olması nasıl sizce? Bence gayet şık ve sarı. Tüller evet, güzel. Gamze. Çok tülleri beğendim. Çok güzel. Avizesini beğenmedim sadece. Neden? Kristal olması bu odaya uygun değil bence. Nasıl yani, olabilirdi? Daha
sade olabilirdi. Fazla şık bence. Ve biraz ışığı az bence. Fazla yukarıya doğru bakıyor zaten ampulleri. Çok loş bence. Nereye aşağı mı baksın? Evet. Çünkü tavanı yansıtıyor yani. Evet. Aydınlatıyor. Genelde tavandan aşağı yansımaz mı? Tabii ki de. Yani genelde ampuller evet. Böyle tepede durmuyor mu? Bu tarz yani, mobilyalar şey. Avizelerde. Evet aşağı doğru bakanlar da vardı ama. Evet. Hani, bu stiller böyle genelde. O an onu almam gerekiyordu. Onu aldım. İleride zamanda değiştirmek. Evet. O zaman mecburdum onu almaya. Vaktim yoktu öyle söyleyeyim. Kısa evet. Zamanda almak zorundaydım. Hemen internetten alıverdim. Yani değiştirmek istiyor muyum? Evet de istiyorum. Buraya daha bir şık avize koymak isterim. Ne kadar aldın bunu? Bunu o zaman biraz fazla pahalıydı. Hala gözüme pahalı geliyor. 360 lira mı ne vermiştim? Yani bu 150 TL falan mı olmalıydı sana göre? Yani 150 liralık bile değil diyebilirim. Bence de o derece. Aynen. Ya avize güzel değil. Güzel bir evet. Hayır. Sade. Güzel. Salon için uygun değil. Salon için uygun değil. Evet. Evet salon için uygun değil. O da kendisi de zaten aynı şeyi söylüyor. Halımız nasıl? Çok açık geldi bana. Çok, çok fazla kirleniyor. Açık evet. Ve oda için sanki biraz küçük mü? Kaç metrekare? Burası 4 metrekare. 6 metrekare vardı ama yemek masamın altına kadar girdiği için ben istemedim. Yani burada bir tık daha küçük kullanmak istedim. Orta sefa kullanır. Sizin oturduğunuz koltukla uyumlu değil mi sizce çok hanımla? Çok çiğ duruyor sanki halı. Peki buradaki koltukla uyumlu değil mi? Değil. Bununla uyumlu. Bu ben nereye uyumuş o zaman? Bence bir uyumlu bu. Çiğ duruyor bana göre. Bilmiyorum güzel. Ben yakıştıramadım. Yani ya bu ayrı olarak mobilyası güzel. Ne olmalıydı size göre? Ya mobilya değil de renk olarak buraya sanki uydurum çok çiğ kalmış burada. Gri sanki. Beyaz olsa daha böyle desenli kenar desenleri aş falan olabilirdi gri bir bence şu koltuğun renginden olabilirdi ya. Bence. İşte bu ta aynı renk zaten bence yavrucuğum. Bence yansımadan mı ne ben aynı renk. Hayatım bununla bu aynı renk. Evet. Şu halıyla onun uyumundan bahsediyorum. Peki bir şey daha fark ettiniz aynı renk mi olabilirdi. Aslı Hanım? Neyi canım? Ya salonda bir şey eksik şu an. Önemli bir şey ama. Ne mesela? Ben fark ettim Aslı Hanım. Tabii ki de televizyon yok. Harita yok. Ayna var. Acaba kendisini mi izliyor? Kendilerini mi izliyorsun? Kendini çok güzel görüyor. Evet kendime bakıyorum. O ayrı konu da. Ben misafir odamı normal hayatta kullanmıyorum. Benim oturma odam var. O yüzden buraya televizyon koymak gerekiyor. Misafir odanı hayatta kullanmıyor musun? Ya neden kullanıyorum onu? Ama... Hani misafir geldikçe kullanıyorum. Buraya ben televizyon... bunu şey düşünüyorum. Bunu istersen izleyicilerimize soralım mı? Soralım. Diyelim ki efendim böyle şık bir oda yaptınız. Evet. Burası sade ve sadece çok çok özel misafirler için mi kullanılmalı? Evet. Yoksa burası burada da yaşamalı mı ev sahipleri? Yaşamalı. Bir oda yapıyorsunuz. Ben kullanıyorum aslında. Kendiniz de özeliniz. Lütfen yazın yani. Bana. Bir de ne yazın biliyor musunuz? Misafir odası diye hazırladığımız odada televizyon olmalı mı? Olmamalı mı? Bunu da yazarsanız sevinirim. Bence gereksiz misafir odası ya. Bir salonum olsun benim. Yatak odam olsun, çocuk odam olsun. Misafir odam gereksiz yani. Sen çok eskiden eşyalı işte hani annelerimiz hatırlıyorum kapıyı siler. Her şey evet. Tertemiz hallolur. Kapı kilitlenir misafir gelince açılacak bir temiz benim odamız olsun. Benim hiç öyle değildir. Benim kapım hep açıktır. Girerim, çıkarım, otururum. Hiç esirgemem yani. İşte böyle bir oturma odası ve aileden geliyor değil evet, mi bu alışkanlık? Genel. Bir oturma odası olur. Küçük bütün herkes oraya öyle oturur. Ama şimdi ne var biliyor musun? Artık ev metrekareleri de biraz küçüldü. Evet. Genelde mutfağa oturma odası muamelesi evet. Yapılıyor. Bizim evet. Salon kesinlikle. Salonda da isteyen oturuyor. Hatta bana gelen misafirler ne hikmetse böyle mutfakta takılıyoruz. Mutfaktan gidiyorlar. Aynen. Biraz salona geçin oturun. Ama fırsat kalmıyor. Çünkü hepimiz galiba mutfağa salon muamelesi yapmaya başladık. Çünkü hemen kahve, çay elinin altında, yemek elinin altında. Hatta televizyon da koyuyorsunuz. Evet. O oldu bitti. Mutfakta yaşayan tiplerden evet. Misiniz siz de ben benim de gibi? Ben de öyleyim. Siz de böylesiniz. Yok ben değilim. Ben de öyleyim. Öyleyim. O zaman senin mutfağına bir bakalım. Sizi mutfağa göndereyim ben. Delim aslanım. Hadi bakalım. Salonunda televizyonu yoktu, aynası çoktu. Kendine herhalde çok aşık.